Evet, merhabalar arkadaşlar. Yaklaşık bir 2 yıldan sonra çektiğim ilk Point Blank videosu bu olacak. Bırakamadım oyunu, tahmin etmiş olduğunuz üzere. Oyunun yeri bende ayrı tabi ama malum hayatın getirdiği şartlardan dolayı bırakamadım. 2 sene önce çektiğim zaman kendi memleketimdeydim. Şu an farklı bir memlekete taşındım. Sakarya'dayım şu anda. Üniversite şartları, üniversite sınavını kazandım bu arada. Bayağı uzun süre oldu. Ben en son pandemide, evet bu kanalı pandemide açmıştım. Canım sıkıldığı için video çekmek istemiştim. O gün bugündür işte hayatımda birçok şey değişti. Şu an farklı bir yerdeyim. İşte ev tuttuk, bilgisayarı getirttirdim. Aslında bu 2 senedir devam ediyor. Farklı bir şey diyeyim 2 senedir. Kısmet bugüneymiş diyelim arkadaşlar. İlk videomuzda sizlere selam vermek istedim ben. Evet, bugün yine tahmin etmiş olduğunuz üzere uzun süre sonra tabii oyuna geri döndük ve oyunda bayağı bir şey değişmiş abi. Çok değişiklik gördüm. Örnek veriyorum, her akşam belirli saatler arasında bazı silahlar marketten ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Aynı bu T77'de olduğu gibi. Bu arada bu T77 de yeni gelmiş. Bana göre tabii. Önceden girmediğim için oyuna. Ben yani yeni gördüm bu silahı. Yaklaşık bir haftadan beri de oynuyorum. Bayağı bozuk bir silah yani, onu da söyleyebilirim. Onun haricinde arkadaşlar bazı satılan TG ile satılan silahların aynısını mesela puan ürünlüsü getirilmiş ki bence bu oyun tarihinde getirilebilecek en mantıklı güncellemeyi yapmış yöneticiler, yetkililer. Çünkü arkadaşlar hemen şöyle söyleyeyim, 30 günlük mesela bir silah çekiyorsunuz. Örnek veriyorum, 20 gün oynadınız, 20 gün aralıksız oynadınız, 10 gün mesela bir yere gitmek zorunda kaldınız. Abi adetli alırsın. Maça girdiğin adetten düşerler. Ekipman da sonsuza kadar durur yani. Ve ayrıca hani çoğu silahlara yapmışlar bunu. Mesela Python var. Aynı şekilde burada Glock var. Glock harici burada bir silahımız daha vardı. U22 Neos var bir de. Aynen. Uzi 9 mm silahımız var. Bunun haricinde de şuraya geldiğimiz zaman silahlara tıklayalım. Birinci silah mesela. Şuradan puan ürününe göre yapalım. Bu arada puan fiyatları arttırılmış bazı silahların. Mesela Keltec var, UTS var, Remington var. Onun haricinde DSR var mıydı hatırlamıyorum. Yüksek ihtimal yoktur ama. Mesela bu silahların hepsi yeni gelmiş. Range Master aynı şekilde, SKS. Ve burada APC var. APC 9 bu da yeni gelmiş. AS50 de aynı şekilde, Thompson var. Ama bunları getirdikten sonra da tabii mantıken silahın fiyatları arttırılmış. Ama 40 bin puan bence buna birazcık abartı. Tamam, silah APC'nin 30 mermisi. Hani isabet oranını fazla takmayan insanlar alıp bunu da oynayabilir ama 40 bin puan bence fazla yani. Augaç'ın hatırlıyorsam eski puanı 18 bindi. Kris'in 17 bindi. P90'ın 15 bindi. Arttırma olmuş tabii. 6 bin 7 bin puan bir arttırma var. Yakın mesafe silahlarında çok sevdiğim kelebek gelmiş. Keşke karambit gelmiş olsaydı. Kelebeği karambitin yerine tercih edebilirdim. Aynı şekilde muşta var. Puan ürünlü. Onlar güzel şeyler. Şaşırtıcı bomba aynı şekilde. Burada zaten şey vardı. VP Smoke vardı. Onun haricinde getirmemişler. Neyse. Evet, videomuzun şimdi genel olarak TG harcamasına geçebiliriz. Arkadaşlar şimdi ben oyunu yaklaşık bir haftadır falan oynuyorum. Bırakamadım dediğim gibi. Hani bir de sistemin yani bilgisayar sistem gereksinimleri maksimum bu oyunu karşıladığı için. Zaten halihazırda bir esim var. 31 gün. Onun haricinde farklı bir şeyimiz var mı? Python'umuz falan var. İkinci silah almaya gerek yok aslında. Bir bıçak çekeceğiz. Bone Knife'siz oynayamıyorum. Bone Knife. Onun harici bunu da almama gerek yok. Sis'te pek oynayan bir insan değilim. Şuradan bir hafif makinelilere ve Sniper'a bir bakalım. Chris'i çok dert edeceğimi düşünmüyorum. OA da var zaten puanlı olarak. Zaten P90'ımız da varmış. Çaytaklara da şöyle bakıyorum. Ha, zaten Chicken varmış 32 gün. Ya bunlar yeterli. Evet, şimdi markete geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi markette ne var mı yok. Yani böyle şeyler gelmiş. Altın para gelmiş. Hala ne olduğunu bilmiyorum. Battle Pass de vardı sanırım. Onların falan da ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Benim en sevdiğim favori Chris burada. Çekebilsem çok güzel olur aslında ama yüksek ihtimal çekemeyeceğim. Ayrıca Rank Pool falan da varmış burada, Çeytak. Ya bilmiyorum, Rank Pool'u belki T-Games kalırsa çekebiliriz. Şimdi seti kısmına geldiğimizde Plus setini biz burada bir alalım. Çünkü alabileceğim bütün ürünler bu setin içerisinde var. Ayrıyetten kurşun geçirmez elek %10 harici. Bu arada dikkat ettim de setlerin hiçbir markette yok. Black seti vardı, Match seti vardı, işte Ahşap seti vardı, DK seti vardı. Sadece bu 3 set kalmış. Nedenini de bilmiyorum. Hız seti diye bir set gelmiş.
Hızlı silah, hızlı reajör, C4 hızlandırma ve hızlı canlanma. Yok, bu Zevu yenmez. Bunun bir 30 günlüğünü çekiyoruz. O böyle mi geliyor? Evet, buraları da değiştirmişler. Tamam diyelim. 10.690 kaldı. Şimdi aslında 32.000 TG yüklemiş olsaydım bunu da çekerdim. Çünkü kuru kafa maskesi, hızlı şarjör, işte kriz CVD, aynı ayrıyetten XP %100. Bu setin vazgeçilmeziydi ama TG fiyatlarına da biraz zam geldiği için. Yani 21.000 TL. Zaten benim elimde hala hazırda pasifte silahlar durduğu için bunları tercih etmedim. Aslında bunların fiyatı bu 8.200'dü. Yanlış hatırlamıyorsam ya da 8.300 falan da olabilir. Bu 9.000 TL'ydi. Bunlar da zam gelmiş. Hala hazırda her şeye zam geliyor. Bunlara neden gelmesin? Neyse. Karakterlere geldik. Şimdi ben eski nesil bir oyuncu olduğum için şu tarz karakterleri almak istemiyorum. Benim maskem abi kafamda gözükecek. Aslında şu karakter çok güzel. Genel olarak şeyde gördüğüm zaman, adı nedir? Oyunlarda gördüğüm zaman bu karakter hani dış görünüş olarak güzel. Ama işte maske göstermemesi benim bir eksim. Hani normalde size herhangi bir olumsuz etki katmaz ama bana göre bir eksi. Yani o yüzden şuradan Heightstrike'la yollama devam edeceğim. Hemen kullanma diyelim. Beraber toplu bir şekilde açarız. Bunun da 30 günlüğünü şöyle çektik. Zaten halihazırda bir maskem var benim burada. Nerede o? Aynen. Obsidian maskesi var. Bunu takacağım. Hasar delme gücü yok biliyorum. Ama defans artı 4 var. S olduğu için de zaten kafa oynamayacağım için delme gücünün pek bir önemi yok. Yani delme gücü benim bildiğim kadarıyla maskeleri hedef alan bir şey. O yüzden şimdi markete bir girdik. Şuradan yakın mesafe silahından Bone Knife'ı 30 gün çekelim. Çektik. Hemen kullanmayacağız. 2050 TG kaldı. Evet, şimdi arkadaşlar. Buna ne alabiliriz? 7 günlük bu çok benim mazide kalan ve çok sevdiğim bir krisini alabilirim. Hatıra niyetine durabilir. Kasa ürünlerine falan bir bakalım. Yank kasa. Bunun içinden neler çıkıyormuş? Baret Premium, Boro 12, T77 Mango. Şöyle biraz daha bakalım. Aslında bundan kötü bir şey çıkmasının olana ya şey ihtimali yok ama şöyle bir durum var. 1 günlük ya da 30 günlük çıkabilir. Tamamıyla %50 şansımıza kalan bir şey. Ben bunu acaba ne yapsam? Çekeceğim. Bir adet çekeyim. Zaten şeye TG'miz yetmiyor. Hemen kullanmayalım. 1010 TG kaldı. Bunun yerine de şöyle kutu ürünü diyelim. Oo, aslında bu GT Wars 30 kasası Rebels 30. Çok çok şeyler gelmiş. Ama bunları maalesef ki çekemiyoruz. Etiket kasası yok, kalsın. Rank pool kasası olabilir mi acaba? İsim kartıymış bu, yok. İsim kartına ihtiyacımız yok. Puanlı elit kasası. Ha yok, bu puanlıymış zaten. Pardon pardon, özür diliyorum. Bu aynen Rank Bull'un skinli şeylerini gösteriyor. Acaba çeksek mi? Bir tane de bundan çekelim hadi. İptal diyelim. Şimdi şu aldıklarımızı bir giyelim arkadaşlar. Şunu bir taktık. Şunu da bir taktık. Şunu da bir taktık. Ondan sonra işlevsel ürünlere geldik. Şunu taktık. Şunu taktık. Şunu da taktık. Şunu da taktık. Bu bir günlük mü? Aynen, çünkü bu gelmiyor. Neyse, bunu da takalım. Zırh delici mermi. Tamamdır. Ürün olarak yeterli. Şimdi esimiz nerede? Hemen esimizi açmak istiyorum açıkçası. Aug S'de açtık. One Knife'ımızı da açtık. Burada pitonumuz vardı. Onu da açtık. Başka açabileceğimiz bir şey yok. Elimize de şu VP Smo alalım. Evet. Aa, çaytak vardı, dur. Çaytağı unutuyorduk. Çaytak kırmızı çizgimiz. Ama ben bunun yerine acaba şuradan Techlight'la mı devam etsem? Çünkü Techlight çaytağa göre biraz daha iyi. Techlight tatil açıyorum bunun yerine. Tamam, yeterli. Evet, sıra geldi arkadaşlar. Şu aldığımız iki kasaya. Zaten ben bunlardan pek bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum. Sadece arta kalan TG'mizi böyle daha iyi harcamış olduk. Yank kasa. Auges 30 günlük. PB seti 30 gün. T-Shinemang 30 gün. Bakalım. Açıyoruz, bununla başlayalım. Şöyle yaptık. Boron 12 Gold çıkmayacağını biliyordum zaten. Bu çıkarsa iyi olur aslında. Python yerine 30 günlük kullanabileceğimiz bir RB. Severim yani, kullanırım RB'yi. Hemen açalım. Hangi skin olduğu hiç fark etmez. Sadece 30 günlük bekliyoruz. Match çıktı bir gün. Evet. Sağlık olsun. Tamam. Bu videoyu burada sonlandıralım. Daha sonra eğer bugün içerisinde çekebilirsem bir de TDM ya da bomba maçı çekeceğim. Evet arkadaşlar, videomu izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Geri dönmek cidden güzel. Bakalım, kendinize dikkat edin. Herhangi bir soru, yorum, görüş ve öneriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.
Bütün yorumlarınızı okuyorum ve cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Evet, görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.